Bu ilginç bir söyleşi olacak diye düşünüyorum aslında. Çünkü yazarımız şimdi aramızda dinleyici olarak bizimle birlikte. Ama prensip olarak takma bir isimle yazdığı için görünmek ve sesini duyulmasını istemiyor. Yani biraz cinsiyetini de saklamak istiyor, yaşını da saklamak istiyor. Biz de şöyle bir oyun yaptık. Ben onunla bir söyleşi yaptım. Ona belli sorular yönelttim. O soruları bana, yani benim sesim olarak Alef Yayınları'nın stajyer editörü Doğa Şirin arkadaşımız soracak. Ben de yazarımızın sesi olarak onun adına yanıtlamaya çalışacağım, nacizane bir biçimde. Öncelikle sizin ona gösterdiğiniz ilgiden çok memnun ve çok teşekkür ediyor. Kısaca kendisinden bahsetmem gerekirse, Lev İtalya'da doğmuş, İsviçre'de büyümüş bir yazar. Pek çok farklı takma adla yazıyor. Söyleşi sırasında da göreceksiniz. İtalyanca yazdığı 12. nota bir ödül aldı. Ben söyleşiye başlarken detayları sizinle paylaşacağım. Aldığı ödül Carver Edebiyat Ödülü 2017'de aldı. Roman, deneme ve şiirler üzerine çalışıyor. Kendini çok dilli bir yazar olarak tanımlıyor. Sadece İtalyanca yazmıyor. İngilizce, Fransızca da eserleri var. Hepsi çeşitli müstear isimlerle, takma adlarla yazılan eserler diyebiliriz. Aslında kendini tanıtan biyografisinde günümüz dünyasında kimlik kavramını yeniden yorumladığının altını çiziyor ve bu nedenle kendini uluslararası aşırı bir yazar olarak tanımlıyor. Şimdi yazarımızın sizin için hazırladığı videoyu birlikte izlemeyi öneriyorum. Kendisi sağ olsun bana çok ısrar etti. Çeviriden bir bölümü okumamı istedi. Videonun son 5 dakikasında benim bu karga sesimden çeviriden bir bölüm dinleyeceksiniz. Ona nelerden söz edeceğimi söylemiştim. Kendisine de bir merhaba demek istiyorum. Benvenuto, caro Lev. Siamo molto contenti di vederti, non vederti qui. O halde video ile başlayalım. Ti ringraziamo per questo bellissimo video.
Petrin tepesinde evler, topraktaki temellerinden ayrılıp havada asılı kalıyorlar. Çatılar uçup gidiyor. Kubbeler rüzgardaki şemsiyeler gibi. Tüm şehir havalanıp gidecek adeta. Binlerce kırık camdan çıngırakla tetikte gökyüzü. Gök mavisi ve yeşil kırlangıçlar uçarken canlı mı canlı, hareketli mi hareketli. Görünmeyene bakıyor bir ressam ve yaratıyor. Yaklaşıyor beyaz tuvale, başlıyor renklerden bir armoni yoğurmaya. Yaratılanlar arasındaki huzur ve uyum onun gök yakut, safir fonu. Uykuya dalıyor ve rüyasında kara kanatlı bir melek, atlaca kanatlı, antika bir viyola çalıyor. Başının üzerinde sedef rengi parlak bir güvercin uçuyor. Gökyüzüne doğru ışıklar saçarak, gagasında hoş kokulu bir yabani menekşe, yeni kokmuş dalında. Yaratılanların hepsi saftır, tıpkı parıl parıl parlayan kıymetli taşlar gibi. Evrenin turkuaz mavisi ressamı kucaklayıp sallıyor bebek gibi. Kadın ve çocuk uyuyor, güvercinler, leoparlar, aslanlar, tilkiler, çiçekler, üzüm bağları, tepeler, yayılan hoş koku ve rahiyayla duyuları harekete geçirip sonsuz bir uyum içine sokuyorlar. Renkler sözcüklere, sonra da dizelere ve şiirlere dönüşüyor. Ama ciltler dolusu şiir okunsa, keman eşliğindeki bu huzurlu sükunet görüntüsünü dile getiremez. Birdenbire göz kamaştıran ışıklar, sanki kökleri çıkacak yerinden evrenin. Meleğin kanatları kara, giysisi beyaz. Kadın ve çocuk dinlenirken yerde, adam partisyonu tutuyor meleği. Yaratılanların ruhu kozmosun harmonisiyle akorlanıyor yalnız. Kısını kucağında çocuğuyla uyuklarken gören aşık adamın kış gibi ayrılığının soğuğu, gece gibi karanlık ve beyhude arayışının unsuzluk geçti gitti. İkisinin de saçları kızıl, ateş kırmızısı. Meleğinkiler de öyle. Sen kimsin diye soruyor adam. Ben daima kötüyü isteyen ve hep iyi olanı yapan o gücün bir parçasıyım diye cevaplıyor melek müzikle. Müzikle söylediği cümle ağacın üzerine sıçrıyor, gökyüzüne dokunuyor. Sonra yeniden tozlu toprağa, taşların arasına düşüyor. Zamanın duvarları boyunca yuvarlanıyor. Gidip Weimar şairinin sol kulağına saplanıyor. Sağ kulağı biraz sağır da. Şair bir masada elinde kas tüyüyle otururken sevinçle haykırıyor. İşte bulamadığım cümle buydu. 40 yıldır bunu arıyordum. Ressamın dünyası sadece görünüşte Klerinka'nın dünyasını zıttı. Aslında aynı dünya, saçmanın masala dönüştüğü bir yer. Yakut kırmızısı bir yansıma parıldıyor, ısırıyor, yakıyor. Ne çok ateş, ne çok turkuaz ve ametist moru, elmas parlaklığında gök mavisi var ressamın dünyasında. İki dünya arasında yaşıyor. İkisi de tahammül edilmez. Kendi dünyası ile Klerinka'nınki. Ne yerde ne gökte yaşayabiliyor. Çatıların üstünde, gökyüzünün altında arada bir yerde. Bu tarafsız bölgede ressam yer çekimine galip geliyor. Gökte yer çekimi yokluğunun kurbanı olmuyor. Her şey armoni, ruhun ritmi evreninkiyle aynı akorda. Nedeni açık, saçma olanın gerçekleştiği yer orası. Rüzgarla sürüklenen mavi mavi sevdalılar, Prag'daki eski Yahudi belediyesinin mavi saati, ters yönde hareket edip duran akrebi yelkovanı, viola çalan kara kanatlı melekler. Karşıt düşlerin birbirinin içine geçtiği bu ara bölge olmasa, ressam Klerinka'dan önce uyansa, her iki dünyada yıkılır. Yer gök sallanır. İkisinin sarsıntısı birbirinin içinde erir gider. Ressamın ve Klerinka'nın anıları çözülmez bir duman. Antik bir dilde uykuya dalmadan önce şarkılar ve masallar. 4, 5, 6 ve 8 sesli ilahiler dizisi. Violonsel ve çembola eşliğinde. Uykuya dalmadan hemen önce
bir kadının artık bilmediği bir dilde, sahnedeymiş gibi hecenin üstüne basa basa bir şeyler söyleyen çıplak sesi geliyor kulağına. Ama sesteki şiir okurmuş gibi heyecanlı tonlamayı hemen fark ediyor. Gözlerini açtığında şafak, güneş derinimsiz, apak, ışık opak. Evet, yazarımıza ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu videoyla çok uğraştı ve bana kitaptan, çevirimden bir bölüm okumam için çok ısrar etti. Ben bu bölümü seçtim. Bu bölüm 8. bölümü kitabın. Kitabımızın baş kahramanı Joseph Askin'in ölümüyle başlıyor aslında roman. Fakat ölen kahramanın anıları kitap boyunca okurun karşısına çıkıyor. Bu bölümde de Clarinka, roman kahramanlarından bir tanesi, Joseph'in hayatıyla ilgili pek çok bilgiye bir ajanda diyelim, derisi kaplı, derisi çatlamış bir ajandayla erişiyor ve o bilgiler onun rüyasına giriyor. Aslında bu rüyayı anlatan, renkler ve seslerle rüyayı anlatan bir bölüm. Nedense ben bunu seçtim. En zorunu seçmişim. Ve pek de tonal olmayan sesimle okumuşum. Kusura bakmayın kulaklarınıza verdiğim rahatsızlık için. Şimdi söyleşimizde Doğa benim rolümü üstlenecek, yani çevirmen rolünü ve soruları bana soracak. Ben de yazarın sesi olarak nacizane onun bu sorulara verdiği yanıtları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Merhaba herkese, tekrardan hoş geldiniz. Ben başlıyorum yavaştan. Tamam. Sevgili Lev, öncelikle sana 12. nota üzerine söyleşi yapma teklifini kabul ettiğin ve bu etkinlikte bu söyleşiyle aramızda olduğun için çok teşekkür ederim. Bu arada konuklarımıza çeviri sürecinde benim başvuru kaynağım olduğunu, seni binlerce kez rahatsız edip bir sözcüğün, bir fiilin, romanda geçen bir olayın zihnimde netlik kazanmasını sağladığını söylemek istiyorum. Bu süreçte arkadaş olduk. Dostluğumuzdan aldığım cesaret ve samimiyetle senle benle konuşuyorum. Bir takma adla kendini saklıyorsun ve kimliğini ifşa etmek istemiyorsun. Bugün de belki de bir hain olabilecek bir çevirmenin sesiyle yayındasın. Bu seni rahatsız etmiyor mu? Neden saklanıyorsun? Aslında saklanmıyorum. Takma ad bir oyun. Yıllar içinde başka takma adlar da kullandım. Birini Fransa'da yayımlanan iki romanım için, bir başka takma adı da İsviçre'de yayımlanan bir romanım için kullanmıştım. Lev Lovental ise İtalya'da yayımlanan romanın için kullandığım bir takma adı. Ufak çaplı bir şöhrete kavuşup bundan sıkıldığım zaman adımı değiştirip baştan başlıyorum. Böylece asla bir kimlik kazanmıyorum. Baştan başlayıp yine tanınmayan bir yazar oluyorum. Gençken İtalya'da bazı romanlarımla oldukça başarılı olmuştum. Ama edebiyat ödüllerine, sohbetlere, televizyon, radyo, gazete söyleşilerine katılmaktan hoşlanmamıştım. İsim değiştirmek o zamanlardan aldığım bir karar. 12. nota okuru farklı okuma düzeyleriyle etkiliyor. Okurun bu çoklu okuma düzeyleri arasında kaybolacağından ve okumayı yarıda bırakacağından korkmadın mı? Yoksa yarattığın bütün anlatı düzeylerinde anlatı dünyanı takip edebilecek bir okur mu istiyordun? Farklı okuma düzeylerinin her tür okura bir şeyler söyleyebileceğini düşünmek hoşuma gidiyor. Filistinli genç kemancının öyküsünü takip etmeye karar verip sadece bu öyküye odaklanabilecek okurlar olabileceği gibi Joseph Askin'in başına gelenlere odaklanıp Tanrı ile yaptığı anlaşmanın peşinden gidebilecek okurlar da olabilir. Her şey hayatın bir metaforu gibi okuyabilecek olanlardı. Belki de bir köpeğin anlattığı hikayeye kulak verip bundan keyif alanlar da olabilir. Kim bilir? Umberto Eco, Gül'ün adını yazarken anlatısını bütün düzeylerde takip edebilecek örnek bir okur yaratmak için okuruna gerekli ansiklopedik bilgiyi sağladığını söylüyordu. Sen müzik ve resme yaptığın göndermelerle örnek okurunu mu yaratmak istiyordun? Bir örnek okurum olduğunu sanmıyorum. Yazdıklarımla böyle bir okurum yaratma iddiasında da olduğumu düşünmüyorum. Ama yine de okur hikayelerime girip önerdiğim tüm patikalarda yol almaktan keyif alırsa mutlu olurum.
kitabı okuyup bitirdikten sonra gösterdiğim güzergahta yaptığı yolculuk ona memnuniyet verirse ben de mutlu olurum. Hele senin gibi dikkatli bir okurla karşılaştığımda bu benim için büyük bir keyif oluyor. Yani şimdi aramızda çeviriden o kadar da memnun olmadığım yerler var. O kadar da dikkatli olmadığımı düşünüyorum bazı yerlerde. Bunu ona söylemeyin. Doğacığım devam edelim ama yani sesleri birbirine karıştırdım ama çevirmem sesimi birden şey yaptı. İçeriye içimden çıktı. İstediğiniz zaman girebilirsiniz esasında. Bence klasik müzik konusunda profesyonel bir bilgi sahibi olan okurlar sözcüklerinin müziğini ve ritmini duyabilirler. Ama müzik kulağı olmayanlar ya da müzik bilgisinden yoksun olanlar romanının temel motifi olan 12 notaya yaptığın göndermeleri anlamak için ne yapabilirler? Çizdiğim manzaralara bakabilirler. Oradaki renklerin keyfini sürebilirler, kokularını duyabilirler. Renkler ve kokular da anlatının armonisinin bir parçası. Öyküyü takip etmek illaki müzik bilgisi gerektirmiyor. Müzik de tıpkı şiir gibi kabul görmüş muteber yerlerin dışında da yer alır. Konser salonları ve müzelerin dışında da müzik ve resim vardır. Sen de öyle düşünmüyor musun? Biri bana romanda en çok neden etkilendin diye sorsa, aslında hemen aklıma gelip söyleyebileceğim belli bir şey yok. Romanı başından sonuna kadar capcanlı diyebileceğim karakterlerin başına gelenleri öğrenmek için büyük bir merak duygusuyla okudum. Karakterlerini nasıl yarattın? Gerçek hayattan mı ilham aldın, yoksa tarihten veya diğer yazınsal metinlerden mi? Bazen kahramanlar gelip kapımı çalıyorlar. Joseph Aske 1994'te aklıma geldi. Sefirofonia başlıklı kısa bir hikayede onu betimlemiştim. Sonra içi kum dolmuş ayakkabıları ve elinde kemanıyla güneşin altında gıcırdayıp duran bir taşın üstünde oturmuş bir halde yıllarca bekleyip durdum. Birkaç yıl önce, neden bilmiyorum, bir yaz günü onu yazmaya koyuldum. Belki de sabırsızlıkla anlatılmayı bekliyordu. Zamanı gelmişti öyküsünün. Bana kalırsa hem gerçek hayattan, hem tarihten, hem de diğer yazınsal metinlerden ilham alıyorsun. Faust göndermesi hemen anlaşılıyor. Anlatıcın köpek, akla hemen Bulgakov'un köpek kalbini getiriyor. Karakterlerin hakkında ne söyleyebilirsin? Köpek kalbinin baş kahramanı şüphesiz dünya edebiyatının en ilginç karakterlerinden biri. Haklısın, Faust'un kara köpeği de öyle. Orada şeytan söz konusu. Benim Bohu ise kötücül bir tip değil. Dünyayı kendi dürtüleriyle görüp algılayan, insanların duygularının kokusunu alan ama bir köpek olarak kalan iyi bir hayvancık. İtalyanca'da köpek terimi bazen kötü bir aktörü tanımlamak için kullanılır. Şu aktör gerçek bir köpek denir mesela. Çünkü sahnede oynuyor gibi değil, havlıyor gibi gözükür. Türkçe'de benzer bir deyim var mı bilemiyorum. Köpek bir yazar da denir. Hikayeyi anlatan Bohu, yani o tüyleri birbirine karışmış, hep aç gezen ve hayvansı sezgilerinin egemenliğindeki köpek benim. Batılı okurlar için romanda ezgiler ezgisine yapılan göndermeleri görmek kolay. Türk okurlar için biz dipnot koymak zorunda kaldık. Romanda bu türden başka göndermeler de var. Eski ve yeni ahite göndermeler, kutsal kitaplara göndermeler ve alıntılar. Sence kültür farklılığı nedeniyle çeviride örtük hale gelen bu tür göndermelerin romanın farklı okuma düzeylerinde telafi edilmesi mümkün mü? Ezgiler ezgisi yazılı aşk şiirlerin ilk örneklerinden. Kişisel deneyimiyle sevmenin ne anlama geldiğini bilen herkes aslında gönderme yaptığı metni bilmeden de mesajı anlayabilir. Sezgiler ve duygular evrenseldir. Bu nedenle esas itibariyle her şey bir dilden diğerine çevrilebilir. Çünkü biz insanlar hepimiz aynıyız. Verdiğin yanıttan biz çevirmenler için her zaman sorun yaratan yazınsal bir eserin kültürel göndermelerinin sana göre bir romanı anlamak için temel bir önemi olmadığını anlıyorum. Kültürel göndermelerle ilgili kayıpların da insanların bir öyküyü takip etmek için aynı mekanizmayı kullandıkları fikrine dayanarak telafi edilebileceğini düşünüyorsun. Seninle aynı fikirde olmadığımı söylemek zorundayım. Herkes bir öykü anlatır,
okuyanlar ya da dinleyenlerse öyküyü doğup beslendikleri kültürün onlara taktıkları gözlüklerle anlarlar. Sence bir öyküyü yazarın anlatıya kasten dahil edilmiş belli başlı göndermeleriyle okumak önemli bir şey değil mi? Söylediğin doğru. Öykülerin sadece bir bölümü evrensel olarak anlaşılabilir. Sonra devreye başka unsurlar girer. Örneğin bir yazarın bize zamansal uzaklığı. Ortaçağ yazarlarını düşün. Belli ortaçağ öykülerini sevebiliriz. Ama bütün hayatımızı ortaçağı incelemek için harcasak bile pek çok şeyi anlayamayabiliriz. Çünkü yazarın dahil olduğu o gündelik hayatın kültürel göndermeleri bizim için hep eksik kalır. Örneğin ben romanlardaki sahte ortaçağdan nefret ediyorum. Hiçbir yazar, adı ne olursa olsun, bize gerçek bir ortaçağ hikayesi anlatamaz. Peki bize romandaki tarihsel göndermelerin ve karakterlerin hakkında ne söyleyebilirsin? Nazi Avrupa'sını mı hatırlatmak istiyordun okurlarına? Evet, her ne kadar Nazizm dönemini kanlı canlı yaşamış olmasam, evrensel olarak anlaşılabilecek bir hikaye anlatmaya çalıştım. Kişisel özgürlüğün ortadan kalktığı şiddet, kötü muamele ve anlamsız bir nefretin öyküsü. Bunlar bugün bile anlaşılabilecek duygular diye düşünüyorum. Gurlitt olayını romanda kullanmaya nasıl karar verdin? Cornelius Gurlitt'in evindeki resimler bulunmamış olsaydı resim temasını bu kadar yoğun bir biçimde kullanacak mıydın? Gurlitt olayını romanı yazarken öğrendim. Gurlitt olayını belki romanı okumamış olanlar bilmiyor olabilir. Cornelius Gurlitt adında birisi herhangi bir sosyal sigorta kaydı, herhangi bir kimlik kaydı olmadan 80 küsur yaşına kadar Almanya'da, Münih'te yaşıyor ve çok ciddi bir parayla İsviçre, Almanya sınırında trende yakalanıyor. Ve yakalandıktan sonra evinde bir sürü kıymetli tablo bulunuyor. Bu Cornelius Gurlitt yazarsanız aslında birçok şeyden, gazeteden hikayeyi öğrenebilirsiniz. Böylece hani yazarımızın verdiği yanıt anlamlı hale gelebilir. Bilmeyenler için bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın, sesler karıştı. Şimdi soruyu baştan yanıtlıyorum. Gurlitt olayını romanı yazarken öğrendim. Nazilerin İkinci Dünya Savaşı sırasında pek çok sanat eserini çaldıklarını biliyordum. Ve Nazilerce Hitler'in müzesi için sahte eserler yapmaya zorlanan Yahudi bir ressamı anlatarak romanda bu olaydan söz etmeye karar verdim. Gerçek bir öykü söz konusu. Üst düzey Nazi yöneticiler daha sonra Hitler'e çalıntı hazine olarak el altından satılacak sahte şaheserleri bir çalışma kampında bir grup Yahudi ressama zorla yaptırmış. Bu bana oldukça ilginç bir öykü gibi geldi. Saçma, oldukça kurgusal. Yahudilerin katledildiği bir dönemde bir grup ressam en çok sevdikleri şeyi yapmaya zorlanarak Hitler'i kandırıp onunla dalga geçiyorlar ve resim yapıyorlar. Romanı çevirirken seni sürekli rahatsız ettim. Bazı sorularla anlamadığım yerlerde yardımını istedim. Bence bir çevirmenin yazarıyla işbirliği yapması büyük bir avantaj. Sence aynı şey bir yazar için de avantaj olabilir mi? Evet, bence de hem yazar hem çevirmen için büyük bir avantaj. Daha önce Japon bir çevirmenle çalıştım. İngilizce yazdığım bir metni Japonca'ya çevirmişti. Özel bir deneyim oldu. Çünkü İngilizce benim ana dilim değil. Ve yaptığım her seçim üzerinde çok fazla düşündüm. Hollandalı bir çevirmenle de çalıştım. Flemençe bildiğim dillerden biri olan İsviçre Almancasına çok benziyor. Ama en iyi işi Fransızca bir çevirmenle çıkardım. Genelde doğrudan Fransızca yazıyorum. İyi bildiğim bir dil. Bir romanımı çift dilli yayınlamak istedik. Bir yüzü İtalyanca, bir yüzü Fransızca. Michel Poletti ile çok büyük bir keyifle çalıştım. Romanı yeniden yazmak gibi oldu. Sana özel bir soru sormak istiyorum. Romanında otobiyografik karakterler ve temalar var mı? Örneğin önce
Josef Aşen'in ve sonra da Nedim'in koruyup muhafaza ettiği motet acaba atalarından biri tarafından bestelenmiş olabilir mi? Evet, atalarımdan biri. İyi yalan söyleyen birinin yalanlarına daima gerçek bir şey kattığı söylenir. Yazar bir yalancıdır. Öylesine iyi bir yalan söyler ki acı çekiyor numarası yaptığında o acıyı gerçekten hisseder. Benim okurların aklına gelebileceğini düşündüğüm sorular bunlardı. Doğaya çok teşekkür ediyorum. Benim sesim ben oldu. Teşekkür ederim. Benim yazarımıza yönelttiğim soruları o bana yöneltti. Ben onun sesi oldum. Yanıtlarını sizinle paylaşmayı denedim. Aramızda kitabı okuyanlar ve sorusu olanlar varsa benim yanıtlayabileceğim soruları ben yanıtlarım. Diğerlerini yine yazarımıza. İsterseniz siz chat köşesinden İngilizce, İtalyanca yazabilirsiniz. İsterseniz ben yazabilirim. O da bize yazarak yanıt vermeyi deneyecek. Soruları alabiliriz sanıyorum artık. Ya da okumamış olanlar kitap hakkında başka şeyler öğrenmek istiyorlarsa moderasyonda sohbetimizin nasıl devam etmesini planlıyorsak öyle devam edebiliriz. Ben birkaç tane sorum olacak. Moderasyon nasıl olacak? Böyle yani pat diye girip konuşacak mıyız? Böyle doğal oldu ama bilmiyorum yani ev sahiplerimiz ne der bu doğal akışa. Sağ alt köşede reactions kısmı var. Oradan el kaldırma gibi bir şey var, şöyle bir işaret. Ona basarsanız konuşmak istediğinizi oradan anlayabiliriz. Zaten chat bölümüne de yazdılar. Ben şimdi şu anda onu yapayım. İlk defa yaptım hayatımda. Ben Betül, ilk önce sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bu kitabın yayıncısı Alef Yayın Evi ve editörü sıfatıyla konuşuyorum. Ben Çiçek. Bu kitabı bize getirdiğin için ve Alef'i düşündüğün için daha tekrar teşekkür etmek istiyorum. İki tane sorum olacak. Birincisi, sen bu kitapla nasıl karşılaştın? Lev'le nasıl tanıştın? Kitap nasıl karşına çıktı ve çevirmeye neden karar verdin? Çünkü biz çevirmenlerin önünde karşımıza pek çok kitap çıkıyor ama bu sende böyle bir şeye mi dokundu veya hani Türkiye'deki insanlar da bu kitabı okumalı içine nereden geldin? Birinci sorum bu olacak. İkincisi, kitabın siyasi yönüyle ilgili. Yani bu kesinlikle siyasi bir roman değil hiçbir şekilde. Hatta tam tersi belki. Fakat bir yandan da bu o yakıcı coğrafyada işte bir Filistinli, bir Yahudi, daha sonra bir Hristiyan kahraman ortaya çıkıyor. Bunların hikayeleri işte müzik üzerinden bir şekilde kesişiyor ve hiçbir zaman bu İsrail-Filistin meselesine işte Yahudilerin Almanya'daki geçmişlerine, yani bunları böyle bizim gözümüzün içine sokarak değil, farklı bir şekilde aslında bir şekilde kitabın belki bir siyasi bir şeyi de var, bir cümlesi de var, bir sözü de var. Buna katılır mısın? Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Önce Lev'le ve kitapla nasıl tanıştığımı söyleyeyim istersen. Bu arada Yasemin Hanım şunu sordu. Biz yazara nasıl soru yöneltebiliriz'i sordu. Öncelikle ben Lev'e şu açıklamayı yapmalıyım. Soruları soran Çiçek ve bu siyasi romanla ilgili sorusunu bana daha önce sormuştu ve onunla ilgili bir yanıt almıştım. Onu izin verirseniz açıklayayım bir ve hemen senin sorularına döneyim. Olur mu? Bir saniye. Yasemin Hanım, soruları İngilizce ya da İtalyanca chat köşesinden yazabilirsiniz ya da şimdi şöyle diyor, ben bir otomatik Türkçe çeviri buldum, isteyen Türkçe'de yazabilir diye bize yardımcı olmaya çalışacak yani. Chat köşesine sorular yazılabilir yani. Evet, aslında benim esas merak ettiğim bizim soruları nasıl soracağımızdan ziyade siz şu anda onda nasıl konuşuyorsunuz? Yani
Messenger'dan yazışıyor. Messenger'dan konuşuyoruz. Evet, yani demek ki Messenger arası. Ama yani o bizi şu anda izliyor. Yani şu anda chat köşesine yazarsanız görebilecek durumda. Lev çiçek ha fatto alcune domande io cerco di rispondere. Şimdi nasıl tanıştık ve kitabı nasıl buldum? Öncelikle ondan söz edeyim. 2018 yılında İsviçre'deki Loren Translation House bir çeviri ödülü veriyordu ve ödülün konusu çok ilginçti. İsviçre'nin resmi dillerinden Türkçe'ye ya da Yunanca'ya yapılacak bir çeviriye büyük bir para ödülü ve bir ay Loren Translation House'da kalma olanağı veriyordu. Ve ben bu ödülü almak istedim. Yani mesele bu aslında. Ve İsviçre Edebiyatı hakkında da o sırada hiçbir şey bilmiyorum. 2018'in sanıyorum Ekim ayı. Ve şeye başvurmam için de, ödüle başvurmam için de bir ay kalmış. Deli gibi İsviçreli yazarları araştırıyorum. İtalyanca yazan yazarlar olmalı. Ve ben Lev'e bir başka adıyla ulaştım. Ve böyle saçma bir mesaj attım. Ben işte çevirmenim, İtalyanca'dan Türkçe'ye çeviriler yapıyorum. İzin verir misiniz sizin Türkçe'deki sesiniz olabilir miyim diye. O da sağ olsun çok ilgilendi. Ben onun Lev adıyla yazdığını bilmiyordum. Yani 12. notadan haberdar değildim. Diğer takma ismiyle yazdığı eserlere ulaşmıştım. Ve işte tanışıklığımız öyle başladı. Senin bu politik romanla ilgili sorunu ben ona daha önce sordum, söyleşimiz başlamadan önce. Verdiği yanıtı seninle paylaşmak istiyorum, izin verirsen. Belki şimdi, ben de çok, belki nefret ediyordur bu şeyden, bu sorudan nefret etmiştir. Çok merak ediyorum ne cevap verdi. Aslında şöyle diyor, ben... Aslında bir olası barıştan söz etmek istiyorum. İsrailliler ve Filistinliler arasında. Bu evet büyük ihtimalle ütopik bir dilek. Ama biliyorsunuz romanlar farklı dünyalar hayal etmemize olanak tanır. Ve bu farklı dünyalarda çoğu kez daha iyi dünyalardır. Bu yüzden ben romanımı politik değil ütopik bir roman olarak tanımlıyorum ve bu tanımla bu barış hayalinin peşinde koşuyorum. Yanıtı bu. Başka sorusu olan var. Chat'te ben neler görebiliyorum, bakıyorum. Evet. Evet, yani yazabilirsiniz Lev'e. Burada Fondazione Receptio adıyla sizi görüyor. İsterseniz şey yapabiliyor her şeyden önce. Türkçeden de çevirebiliyor. Sorularınızı da görebiliyor. İngilizce de yazabilirsiniz. Bana da sorabilirsiniz. Çeviri hakkında da sorular sorabilirsiniz. Evet, Pınar diyor ki anlatıcı olarak neden bir köpeği tercih ettiğini sormak istiyorum. Her yerde olabilecek ya da bir yazar gibi her şeyi bilebilecek bir konumda değil. Romandaki bir karakter de değil. Roman kişilerine hem yakın hem de çok uzak konumda bir anlatıcı. Onu bu özelliği nedeniyle mi tercih ettiniz? Lev, abbiamo una domanda. Un lettore vuole sapere perché hai scelto un cane come il narratore. Perché come il narratore non può essere onnipresente e onnisciente. Non è uno dei caratteri del romanzo. Lui può essere definire un carattere vicino e lontano agli altri caratteri. Lei ha scelto per questo motivo, cioè per questa distanza, questo carattere. Evet.
Şimdi yanıtını yazıyor. Ben size buradan zamanlı çeviri yapmaya çalışacağım. İtalyanca'da köpek üzerine bir sözcük oyunu var ve bu sözcük oyunu nedeniyle ben köpeği seçtim. Ama yani aynı sözcük oyunu kedi üzerine olmadığı için, yani orada böyle bir gönderme yapamadığım için köpek. Belki biz yani bu köpek karakterinin seçimi, o sözcük oyunu ve başarısız olduğunda aktörün sahnede havlıyor örneği gibi bir şey olabilir. Ben de çok iyi bilmiyorum. O yüzden köpek karakterini daha anlamlı olduğunu vurguluyor. Evet, Yasemin Hanım'ın sorusu var. Kendisi isterse soruyu çevirebilir. O da İngilizce yanıtlayabilir. Ha evet, sorunun yanıtına devam ediyor. Pınar Hanım'ın yanıt veriyoruz. Köpek bir yazar, kötü bir yazardır diyor. Yani biraz da belki alçak gönüllülükle ilgili bir şey diye mi yorumlayalım? Evet. Le puoi vedere le domande, la signora Yasemin Chongar ha una domanda per te, in inglese. Yasemin Hanım'ın sorusu kendisini saklamakla ilgili. O, bu bir süre sonra yorucu olmuyor mu diye soruyor. Ama bu bir heyecan kaynağı mı aynı zamanda? Sorunun içinde bu da var. Yazarımızın yanıtı evet, bir anlamda eğlenceli bir oyun olduğuna dair ve başka isimlerle yazmanın heyecan verici olduğunu söylüyor. Ben takip edemiyorum bu arada. Evet. Başka sorusu olan var mı? Ben şöyle yaptım ama. Ben soru değil de bir hani küçük bir yorumda belki bulunabilirim. Gerçekten ben daha önce hiç buna benzer bir kitap okumamıştım ve edit etmemiştim. Hani bu tip zorlayıcı şeyler de benim çok hoşuma gidiyor. Kitapta böyle müzikal pasajlar var. Yani hem bir müzikle ilgili bir hikaye devam ediyor. Karakterlerin bazıların müzikle veya bu şekilde bir ilgisi var, işte bir keman var, bir konser var ama bir yandan da araya böyle bir müzik parçasını anlatır gibi pasajlar giriyor. Bunu çevirmek de bilmiyorum herhalde Betül senin için bayağı zor oldu, evet. Ve hani seni besleyen bir şey oldu. Biz de biraz bunu anlamakta ve hani bunu ne yapacağımıza karar vermekte biraz çektik ve birkaç arkadaşımızdan destek istedik. Mehmet Mesci arkadaşımız var. Şu anda bilmiyorum buraya gelmedi herhalde. Onu da davet etmiştim ama ve onun yönlendirmesiyle Aziz Ufuk Kılıç diye hem çevirmen hem müzikle ilgili bir arkadaşımız var. O bölümleri bayağı o pasajları hani ona bir müzik dünyasından insanlar olarak onlara da okuttuk. Betül'le böyle bayağı biz de kendi çapında bir mesai harcadık bu işler için ve bilmiyorum yine de hani ilk söyleşin başında değinildiği gibi o çok farklı katmanlar var. Birkaç tane patika var, birkaç tane yol var. Onlara giriyorsunuz, sonra onlar kesişiyor, ayrılıyor. Hani böyle biraz ilginç bir okuma deneyimi sunuyor. Ama yani tavsiye ederim hepinize. Evet. Şimdi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Parlo del processo della traduzione. Şunu söylemek istiyorum yani altını çizerek. Çok başarılı bir çevirmen olduğumu düşünmüyorum öncelikle. Yani dilim döndüğünce, gücüm yettiğince ben çevirmen olarak anlama deneyimimi okurla paylaşma çabasındayım her çevirdiğim eserde. Biz Lev'in bir başka kitabının tanıtımına gittik Zürih'te ve sevgili dostum Dario Genovese hem İtalyanca hem Almanca biliyor.
O bu tanıtımda diğer kitap okunurken şunu söyledi. Sözcükler kelebekler gibi uçuşuyor ve bu kitap nasıl Almanca'ya çevrilebilir hayal bile edemiyorum. Yani dolayısıyla kitabın orijinalinde çok inanılmaz bir ritim var, sesler var, renkler var. Belki yani o anlatıyı takip edebilirsen kokular bile var. Yani ama ben çevirinin hani burada o ritmi yakalamakta çok başarılı olabildiğini düşünmüyorum. Çünkü her şeyden önce şunun için düşünmüyorum. Kişisel olarak ben edebiyatta şiir, dil bilimde fonetikten kaçınmış birisiyim. Yani zaten ben sağırım. Anlatabiliyor muyum? Yani benim zaten böyle bir sağırlığım var. Bir de bunun üstüne böyle bir mücadeleye girmek benim için oldukça zorlu oldu. Yani o sesi aktarabildiğimi düşünemiyorum. Belki başkaları daha başarılı yapabilirdi. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani o müzik ve ritim akıp gidiyor. Biz şu kararı aldık çeviride. Müzik terimlerini İtalyanca bırakmak. Oysa müzik terimlerinin belli anlamları da var İtalyanca'da. Biz onları çevirmiş olsaydık belki o çift anlamlılığı da yansıtmış olurduk. Ama çift anlamlılığı yansıtmadan sadece İtalyanca bırakarak müzik terimlerini o bölümlerin müzik kalitesine vurgu yapacak bir çeviri kararı aldığımızı düşünüyorum. Bu da bir çeviri kararı. Çünkü çeviride hem kazançlarımız hem kayıplarımız oluyor. En azından benim gibi müzik kulağı olmayan okurlar için o bölümlerin müzikalitesine vurgu yapan bir şey oldu. Müzik terimlerini İtalyanca bırakmak diye düşünüyorum. Evet, Başak'ın da bir sorusu var, akıyor. Bu arada yani bu sorularda ben aracılık edeyim mi, yazarımız zaten yazarak yanıt da veriyor. Çeviriyle ilgili sorularınız olursa onlara da ben yanıt veririm. Çeviriyle ilgili araya girebilir miyiz? Ben şurada el kaldırma işaretini bulamadım, o yüzden şimdi araya girdim. Sonra mı sorayım? Tabii. Tabii. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde biz de bu kitabı Türkçe'de okuyabildik. Ben çok severek okudum ama belli ki zor bir çeviri. Çünkü söyleşinin başlığında da olduğu gibi atonal bir noktalar var. Araya başka anlatılar giriyor. Çok farklı konular aynı anda yer alıyor. Takip etmesi okurken de çok kolay değil. Belli bir noktadan sonra içine girebiliyorsunuz. O yüzden kolay bir çeviri olmasa gerek. Çok ödül de almış bir çeviri, hak edilmiş bir ödül. Ben hem teşekkür ediyorum hem tebrik etmek istiyorum. Ben hem Çiçek Hanım da yayın evi temsilcisi olarak burada şeyi sormak istiyorum. Başka kitaplarını da çevirmeyi düşünüyor musunuz? Ben okumak isterim. Mesela özellikle öykülerini çok merak ettiğimi söylemek istiyorum. Devamı gelecek mi kendisinden çevirileri? Yayın evleri ilgilenirse tabii ki gelecek. Lev sadece yetenekli bir yazar değil, aynı zamanda çok iyi de bir çizer. En son yaptığı bir şiir kitabı var, Il Giardino di Azadi. O şiir kitabı için yaptığı kendi çizimleri de var. Aslında ben onu çevirdim, hatta birkaç arkadaşımla birlikte çevirdik. Mara Cavalcante Ülkümenle şiirleri İtalyanca'dan çevirdik. Aynı şiir seçkisinde İngilizce'den çeviriler vardı. O çevirileri de Özgür Çavuşoğlu ve Sultan Komut Bakınç'la çevirdik. Şu anda yayın evi bulursak Lev'in şiir kitabı elimizde hazır. Üstelik çizimleriyle birlikte. Sonra Zürih'te geçen yıl tanıtımı yapılan kitabı L'Altro Stato. O da yine yayın evi bulursak çeviririz tabii ki memnuniyetle. İlgilenen olursa, okur da ilgilenirse. Kitabın aslında zorluklarından bir tanesi de çeviri açısından şuydu. Bilmiyorum okurlar fark etti mi? Bu giriş bölümünde bölüm başlıkları 12. atonal nota akrostişini yaratıyor kaynak metinde. Fakat diller arasındaki farklılıktan biz bunu Türkçe'ye çevirirken aynı
şeyi sayıyı tutturamadık. Fakat şöyle bir avantajımız oldu. Şimdi 21 bölüm var kaynak metinde. Bu 21 bölümün 5.sinde bir alt bölüm var. Ve 12.sinde iki alt bölüm var. Biz bu alt bölümleri de Türkçe çeviriye dahil, Türkçe çeviride bölüm yaptık. Dolayısıyla bizim 23 bölüm başlığımız oldu. Yani bölüm başlıkları da 12. tonal, atonal nota akrostişini verecek şekilde çevrildi. Yani bazen okumayı zorlaştıracak garip bölüm başlıklarıymış gibi gelebilir ama biraz da o biçemi korumak için böyle bir çalışma yaptık. Kayboluştaki gibi olmuş galiba. Biraz öyle oldu ama bizim bu sefer yazarımızın onayı var. Çünkü yazarımızla bunu tartışarak bu kararı aldık. Son bir şey sormak istiyorum. Ele Bey'in müzikle ilgisi var mı? Biliyor musunuz? Profesyonel var, var. Ailesinde müzisyenler var. Bir de orada sözünü edilen 16. yüzyıl moteti gerçekten de atalarından birinin bestesi. Bunu o bana söylemedi aslında. Ben çeviri için çeşitli araştırmalar yaparken buldum, keşfettim. Ve bu konuda hiç konuşmamıştık. Bu söyleşi sırasında sizler için de kendi adıma da sorayım dedim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bu arada gayet güzel gidiyor İngilizce sorular buradan. Harika, o da cevaplıyor. Ben de bu arada isterseniz çeviriyle ilgili sorusu olanı cevaplayabilirim. İsterseniz akıştan takip edebilirsiniz. Burada yardımcı olabilirim. Emre, çeviri esnasında bir başka yaşadığınız başka zorluklardan bahsedebilir misiniz müzikalite dışında? Pek çok zorluk var her çevirinin çıkardığı gibi ama hani bu bir yazınsal eser olduğu için öncelikle hani biçem, ses ve ritmi yakalamak en önemli zorluklardan biri oldu diyebilirim. Onun dışında çok fazla zorluk yaşadığımı söyleyemem ama işte biçem, edebiyat oyunları, ses, ritim, oradaki örtük göndermelerin örtük kalması gibi meseleler beni zorladı biraz. Başka benim yanıtlayabileceğim soru var mı? Yoksa burada akan İngilizce yazışmalarla da bir başka söyleşi yürüyor. Böylece de gerçekten atonel bir şey oldu. Yani orada bir söyleşi yürüyor, burada bir söyleşi yürüyor. Bunları benim müdahale edip çevirmem gerekiyor mu? Yoksa herkes anlaşıyor. Oradan hocam, Lev zaten İngilizce yazıyor. Evet. Yani belki önemli bulduklarınızı İngilizce bilmeyenler için çevirebilirsiniz. Benim sorum şu olacak. Ben kitabı hala vakit bulup okuyamadım. ama burada konuşulanlardan anladığım kadarıyla hem kültürler arası hem de metinler arası şeyler var, göndermeler var. Hı hı. Ve bizim tabii çeviri araştırmacıları olarak ve çevirmenler olarak kabusumuz bu kültürler arasılık ve metinler arasılık. Hı hı. Çünkü yani dünya edebiyatı ile ilgili yapılmış bir göndermeyi Türk okuru her zaman anlayamayabiliyor. Hı hı. Siz bunları nasıl çözdünüz bu problemi? İşte hep dipnot mu kullandınız yoksa yer yer farklı çeviri stratejileri kullandınız mı? Çünkü Türk okurunun altyapısı tabii yani tek tip bir okurdan bahsetmiyorum ama Batı kanonunun kanonuyla ilgili göndermeleri her zaman alışık olmuyor. Birincisi bu. İkincisi de yani yine edebiyatçı değilim tabii, Çiçek belki çok daha iyi bunu yorumlayacaktır ama edebiyatta da yeni bir takım trendler var ve anlattığınız kadarıyla onları da görüyorum. Yani işte hayvanların, işte ekolojinin farklı biçimlerde kullanılması, müzikalitenin, soundscape dediğimiz müzik dünyasının
ses evreninin aktif kullanılması gibi. Bunlar da Türkiye'de çok bilinen şeyler değil. Yani özetle şunu sormak istiyorum. Hem metinler arasılık hem de metnin yenilikçi biçimi açısından siz çevirmen olarak neler çektiniz? Nasıl çözdünüz bu problemleri aktarırken, Türkçe'ye aktarırken? Sevgili Başak, bilmiyorum herkes biliyor mu? Başak ve ben akademide çeviri araştırmacısı olarak da çalışıyoruz. Belki hani bazen çok bilen çok yanılıyor ya. Tam da bu metinler arası gönderme ve kültürler arasılık konusunda memnun olmadığım bir çeviri kararımdan söz etmek istiyorum. Yani her şeyden önce araştırarak çözdüm ve belli bir okuma anahtarı seçtim kendim. Ama Çiçek ve Sinan sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Yani nerede dipnot koyacağız, nerede koymayacağız, buna birlikte karar verdik. Yani bunun yayın eviyle olan kısmını anlatıyorum. Bazı yerlerde Lev'in kaynak metinde dipnotları vardı. Bunu dipnotlar daha çok bizim kültürümüzle ilgiliydi, bizim dinimizle ilgiliydi. Bu bilgilere bizim okurumuzun ihtiyacı olmadığı için bu dipnotları çıkarma kararı aldık. Ama bu metinler arasılığın peşinde koşarken ben aslında yanlış bir okuma anahtarı seçmiş olabileceğim konusunda ciddi bir şüpheye düştüm. O da şu, 12. notanın her biri için bir kavram var. Bilmiyorum fark ettiniz mi bu kavramları? İşte güzellik, merhamet, zafer, göksel egemenlik gibi. Ben bütün bu kavramları Ezgiler Ezgisi ışığında, eski ve yeni ahit göndermeleri ışığında okuyarak bu kavramlara daha çok kutsal kitaplardan karşılıklar bulmaya çalıştım. Yani kendimce bu metinler arasılık göndermesini öyle telaffi etmeye çalıştım. Verdiğim karar buydu. Fakat şimdi bu söyleşi için kitabı tekrar okudu bakıyorum da o kavramlar aslında yazarın bakış açısını bütüncül olarak değerlendirdiğimizde sadece kutsal metinlere gönderme yapan kavramlar değil. Yani daha laik bir biçimde okuyabilip farklı kararlar da alabilirmişim gibi geliyor bana aslında. Onun için yani nasıl çözdüm? Belli bir okuma anahtarı seçerek çözmeye çalıştım. Yani burada Ezgiler Ezgisi bağlamında buraya gönderme yapıyor diye düşünerek işte Türkçe Kitab-ı Mukaddes, İncil gibi metinleri takip ederek oradaki kullanımlarını örnek almaya çalıştım mesela. Bir de bildiğimiz stratejileri kullandım. Bilmiyorum yani senin için aydınlatıcı bir yanıt oldum ama ben en çok müzikaliteyi aktarma konusunda başarılı olup olmadığımı düşünüyorum. Yani orada bir şeyim var. Peki hazır bu konu açılmışken acaba Çiçek'e de sorabilir miyiz? Yani yayıncı olarak o nasıl düşündü? Hani Türk okuruna neler kattı bu kitap mesela? Bir yayıncı gözüyle o da bir boyut katarsa çok seviniriz. Çünkü çok uzun yıllardır çok iyi bir editör. Hakikaten yani çok bilerek seçiyor. Demin de ilginç bir kitap olduğunu, yeni bir kitap olduğunu söyledi. Yeni kitapları yayıncılar yayınlarken özellikle bu ekonomik şartlar altında okurun belki çok hazır olmadığı kitapları yayınlarken böyle korkuları olmuyor mu? Çok merak ediyorum. Acaba yayıncılar nasıl görüyor bu kitabı? Ya şu ana kadar Türkiye'li okurlar fazla fark etmediler diyeyim bu kitabı ve bizim bir takım kitaplarımızı. Biz ama işte bundan daha farklı düşünerek yayınlamaya karar veriyoruz. Yani biz hani deniz okyanusa bir şişeyi içine bir şey koyup atıyormuşuz gibi düşünüyoruz. Bir belki hani şöyle düşünüyorum. Bana bir okur olarak ve bunun üzerinde çalışacak insan olarak beni zorlayacak veya benim için de yeni
farklı bir şey. Hani belki bunun da bir etkisi vardır karar vermekte. Bir de Türkiye'de hiç yayınlanmamış yazarlar yayınlamak gibi, yani bir şey seneler içinde oluştu. Yani böyle bir şeye karar almış değiliz belki ama ilk kitaplar, Türkiye'li bir yazarın ilk kitabı veya Türkiye'de hiç tanınmayan bir yazar, hani bu şekilde de yayınlıyoruz. Yani nasıl satılacak, kaç kişi okuyacak, hani buna bu düşündüğümüz 5. 10. kriter falan sanırım. Bir zaman sonra hani gerçekten iyi edebiyatsa yolunu buluyor aslında. Hani o kadar da böyle karamsar olmamak lazım. Bir de bu kitabın basılması tam pandeminin başlarına denk geldi. Değil mi? Mart ayında mı? Evet, pandeminin başına denk geldi. Ama ben de pek çok arkadaşıma hediye ettim. Okuyanlar oldu. Gerçekten zorlu bir kitap. Yani okuyanlar zorlu olduğunu söylediler. İşte tekrar başa dönmek gerektiğini söylediler. Ama beğenenler, olumlu geri dönüşler aldım doğrusu. Çünkü çok fazla hikaye birbirinin içine geçiyor. Belki yani şimdi burada okumamış olanlar varsa, yeni okuyacak olanlar varsa yazarın son sözünden başlayarak okusunlar. Çünkü son sözde şeyi söylüyor. Aslında bu kitabı bölüm atlayarak da okuyabilirsiniz. Yani işte 2'den 3'e, 5'e geçebilirsiniz. 6'dan 8'e vesaireye geçebilirsiniz. O zaman hani karakterlerin başına ne geldi diye bekleyip yorulmak, şimdi başka bir şey anlatıyordun, buna niye geçtin sorusunu sormak zahmetinden kurtulabilir belki yazar. Yani böyle bir bulmacamsı kurgu da var aslında. Evet. Pandemi şeyini şundan söyledim. Yani birkaç kitabımızı hani hazırladık. Artık basacaktık ve bu büyük olay tüm dünyanın başına geldi. Ama biz yine de onları azar azar bastık. Yani bunlar kitapçılara ulaşmayacak, işte ne olacak, hiçbir şey bilinmiyordu o dönemde. Şu anda da biraz o belirsizliğini koruyor. Fakat dediğim gibi zamanla, hele hele böyle kitaplar zamanla bazen onun anlaşılması demeyeyim, fark edilmesi, keşfedilmesi 2 yıl sürebiliyor, 5 yıl sürebiliyor. Biraz önceki soruya da istinaden aslında bir yazarın hele ilk defa Türkiye'ye girmiş ve bu kadar hani böyle sıra dışı bir şeyler yazan bir yazarın ikinci, üçüncü başka kitaplarıyla birlikte yavaş yavaş küçük bir külliyatın oluşmasıyla yavaş yavaş, yani yavaş yavaş seviliyor bazı yazarlar, öyle söyleyeyim. Ya da Alef'in yani bazı kitapları öyle oldu. Yani biz hiçbir zaman gidip şeye bakmadık, işte New York Times bestseller listesi, işte ne bileyim Man Booker Prize list, bunlara bakıp hani onun ilk 3 kitabı hangisiyse hani onları alıp hani bu şekilde bir yayın çizgisi izlemedik. Ve bunun şeyini, ödülünü, meyvelerini çok uzun yıllar sonra alabiliyoruz. Ama bunu çok dert etmiyoruz yani. Çünkü böyle bir kitabı yayınlamış olmak bizim için böyle yeterli bir şey, bir mutluluk kaynağı. Ben çok teşekkür ederim. Çünkü sen çeviriyi ilk okuduğunda çok cesaret verici şeyler söylemiştin. Bir editör olarak senden onları duymak da beni çok mutlu etti. Ve gerçekten de birlikte çok iyi çalıştık. Ben sırf buna bile değer. Yani sırf evet. Bu bile. Hani çünkü ben seni çok eskiden beri tanıyorum ama seninle birlikte çalışmak evet. Ve bu kadar çok değişken. Yani seninle daha önce hiç karşılaşmadığım bir şeyler benim de hiç evet. Karşılaşmadım. Hani oturup işte dediğim gibi başka bir İnsanlardan yardım istedik, kendi böyle kafamızı patlattık falan, böyle bunlar şeydi, keyifliydi. İkinci Dünya Savaşı ile günümüz arasında giden gelen kitaplar yapmıştık. Şimdi bunlar da itiraf ediyorum, çok kalın şey bir romandı. Katalanca'dan Türkçe'ye çevirdiğimiz bir romandı. Orada çok daha uzun bir zaman içerisinde gidip gelmeler var. Bir benzerliğe sadece dikkat çekmek istiyorum. Oradaki tema temel olarak Avrupa'daki bu kültürdü. Kültür birikimiydi daha doğrusu. Yani yıllardır biriken bu resimler,
müzik aletleri. Yani 300 yıl önce yapılmış bir keman elden çıkarılamıyor. Çünkü çok değerli bir alet ve o alet sadece çok soyluların, çok zenginlerin elinden geçebiliyor. Yani çok büyük bir virtüöz o şeyi kullanabiliyor. O kemanı çalabiliyor. Dolayısıyla o keman malların yağmalandığı, gasp edildiği dönemlerde yağmacıların eline düşüyor. Ve bu 12. notada da var, o itiraf ediyorumda da vardı. O malların yağmalanması sırasında, o yağmacıların şeyleri falan bunları çok iyi anlatıyordu. Yani orada da yine bir Yahudi teması var. Daha doğrusu şöyle, soykırım teması var. Ve bunun yanı sıra da bir kültür, Avrupa'nın o çok eskiden beri getirdiği kültür var. Bunu çok iyi anlatıyor. Şunları tesadüf olarak görmüyorum ben. Mesela Bağdat işgal edildiğinde hemencik Bağdat Müzesi'nin yağmaya açılması. Yani Amerikalılar açtırdılar ve hemen o şeyi koruyabilecekken tam tersini yapıp müzedeki bütün eşyalar, şeyler parçalandı. Suriye'de de benzer bir şey oldu. IŞİD Suriye'ye doğru gelirken hemen oradaki tarihi, yani şeyi dikkat etmediler. Romalılarından kalmaymış, Halep'in kendisi çok eski, çok değerli bir şehir. Tamamen paramparça edildi. Evet, yani kültürel eserlerin yağmalanması aslında yani savaşın kültüre yaptığı büyük eziyetlerden bir tanesi. Bir yandan da işte savaş kendi pazarı için ürün arıyor diye düşünüyorum herhalde. Yani enteresan bir şey. Ama Bağdat yağmalanırken onunla ilgili şey şu değil miydi? Yakılıp yıkıldı, yani çalınıp götürülenler ne kadar bilmiyorum ama hani daha çok onların ortadan kaldırılmasına yönelik bir şeymiş gibi. Hırsızlığı saklamanın kılıfı mı acaba bu bir yandan da? Onu düşünüyorum. Senin söylediğin kitabın adı neydi? Belki Lev o kitabı biliyordur. Ondan söz edebiliriz diye düşünüyorum. Vardır. Büyük ihtimalle çok dile çevrildi. İtiraf ediyorum. Confessor. Katalancası öyleydi. İtalyancası da muhtemelen öyledir. Ben bunu bir yandan küçülttüm de. Pardon, araya giriyorum. Chat'ten bana yanlışlıkla sanırım gönderildi, özellikle bana. Sohbette sorulan soruları ve yazarın cevabını katılımcılara çevirmenin söylemesi iyi olur yazdılar. Sanırım yazılan İngilizce yorumları... İzleyemiyorlar mı diyorsunuz? Sanırım İngilizce olan soruları anlayamayanlar var. Onları da kısaca bir çevirirsek iyi olur. Ben de ona yazıyorum. Hani burada ne konuşulduğuyla ilgili. İtalyanca yazdıklarım onlar. Sonra chatte İngilizce onu takip etmeye çalışıyorum. Ben okudum onları. Katılımcıların belki bazıları da okudu ama anlamayanlar olmuş sanırım. Kısaca çevirebilirsek onu da. Yani yazarımızın yazdıklarını söyleyebilirim. Çabuk hızlı akıyor çünkü. Zaman ayırıp romanım hakkında konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yürek dolusu sevgiler. Editörlere ve çevirmene, İstanbul Edebiyat Evi'ne çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak çok hoşuma gidebilirdi. Bu sefer pandemi biter bitmez. Mümkün olan en kısa sürede geleceğim. Ve bu sefer kendimi saklamayacağım. İstanbul Edebiyat Evi'ne ve hepinize çok teşekkürler. Ve kendimi saklamadan bir dahaki sefere görüşmek isterim diyor. Onu görüyorum. Daha üsttekileri, Başak Hanım zaten ona İngilizce sorduğu soruyu bana da sormuş oldu bir yandan metinler arasılıkla ilgili.
sohbetin daha yukarısına da gidemiyorum sanıyorum. Ben söyleyeyim isterseniz. Tamam. Başak Hanım'ın sorduğu soru şuydu. Arka planınızda, yani akademik geçmişinizin yazmanızda bir dezavantajı oldu mu diye sordu. Yazar da ben akademik değilim gibi bir cevap verdi. Evet, ya, öyle bir izlenim uyandırmış demek ki. Evet. Evet. Daha sonra birisi şöyle bir soru sormuştu. Neye göre seçiyorsunuz hikayelerinizi, hangi dilde yazacağınızı? Yazarımız da genellikle şiirlerimi Fransızca yazıyorum diye cevap verdi. Hı-hı. Ondan sonrasında zaten siz okudunuz. Teşekkür ederim. Tamam. Benim yanıtlayabileceğim başka bir şey var mı? Ben Doğan'ın ne söylediği hakkında bilgi vermeye çalıştım da kısaca yazarak. Evet, başka soru yoksa ve Levin bize özel olarak gönderdiği bir mesaj eklemek istediği bir şey yoksa diyeyim. Bu akşamı böyle kapatabiliriz. Çünkü 21'e kadar diye söylemiştik. Kimsenin zamanını çok fazla almayalım ama çok çok keyifli, çok ilginç bir sohbetti. Hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Levde, sizin elektriğinizden ben de çok etkilendim. Bir dahaki sefere kendini saklamamaya karar verdi. Pandemi biterse bu da onun sözü olsun. Hemen ben de onu İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağım. Biz de okurlar olarak hem çevirmene hem de yayıncılara çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir maceraya atılmışlar. Büyük bir macera. Bizim de atılmamıza vesile olmuşlar. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nacizane çeviri sürecimle ilgili deneyimlerimi paylaşma fırsatı sunan bir platform oldu. Umarım keyifli okursunuz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Yeni programlarda görüşmek üzere. Sağ olun.